القسم الأول المقدمة، المقدمة المؤلف فيها دعا للطالب، دعا للقارئ. Birinci kısım mukaddimedir. Mukaddimede müellif rahimehullah ilim talebesine dua etmiştir. Yani bu kitabı okuyan kimseye dua etmiştir. من الدعاء أن تكون من أولياء الله. Onun dualarından birisi kitabı okuyan kimsenin Allah'ın velilerinden yani dostlarından olmasını istemiştir. من هم أولياء الله؟ Peki Allah'ın evliyaları, velileri kimlerdir? الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى. Allah'ın evliyalarını Allah kitabında zikretmiştir. نعم حيث قال Şöyle demiştir. أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Yani وَصَفَ الْأَوْلِيَاءَ هُنَا بِأَنَّهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ الْإِيمَانِ Şöyle demiştir Allah Subhanahu ve Teala kitabında. Dikkat edin Allah'ın evliyalarında ne korku vardır ne de bir üzüntü. O evliyalar ki imanlı kimseler ve Allah'tan takvalı, Allah'a korkup sakınan kimselerdir. Yani bu kimseler iman ile takvanın arasını cem eden kimselerdir. Allah'ın evliyaları bunlardır. Naam. Cem'u beyne'l iman ve't-takva ennehu ibta'adu ani'l maharib bi fi'li't ta'at ve'ictinab'il muharramat. Bu kimseler yani Allah'ın evliyaları iman ile takvayı cem etmişlerdir ve Allah'ın haram kıldığı şeylerden de uzaklaşmışlardır. Ulabud en nufarrig beyne awliya'r rahman ve awliya'ş şeytan. Aynı zamanda Allah'ın evliyaları ile şeytanın evliyaları arasını ayırmamız gerekir. Naam. Zekara el muallif rahimehullah fi'l mukaddime huna asbabe's saade ve unvane's saade. En hunak ashiya thalatha ta'tik bis saade. Müellif rahimehullah bu mukaddimede saadetin adresini zikretmiştir. Saadetin burada 3 adresini zikretmiştir. Naam. Ve الأول من عنوان السعادة أو من أسباب السعادة أنك تنظر إلى الإنسان في حال السراء في حال النعمة تجده شاكر للنعم. Birincisi bu saadetin adresinin birincisi kişiye nimet herhangi bir nimet gelince Allah'a şükretmesidir. نعم وتنظر عند المرء هذا عند الابتلاء تجده عند المصيبة صابر. İkincisi ise kişiye herhangi bir bela ve musibet gelince sabretmesidir. Naam. Ve indel ma'siye mustagfir. Üçüncüsü ise kişi herhangi bir günah işlediğinde günahın akabinde istiğfar etmesidir. Naam. Lo nebhath fi ahvalen nas necid enen nas la yahrucu an hadhihi's salas ahval. Bugün insanların durumlarına baksak insanlar şu üç şeyin dışına çıkmazlar. Emme sarra ya naam ya nimetler içindedirler. Av musibe ya da musibet bela içindedirler. Av ma'siye ya da günah içinde yüzerler. Naam. Fe's-sa'id hakkan tara 'inda'l-ni'me şakir. Sa'id kimse yani saadeti elde etmiş kişi hakikatte kişi kendisine nimet geldiğinde şükreden kimsedir. Naam. Ve 'inda'l-musibe sabir. Aynı zamanda bela geldiğinde sabreden kimsedir. Ve 'inda'l-ma'siye mustagfir. Bir günah işlediğinde de istiğfar eden kimsedir. وضد السعادة الشقاء والتعاسة إسراف السلامة. Saadetin zıttı ise şekavettir, bedbahtlıktır. تجدوا عند النعمة كافر للنعمة جاحد لها. Bedbaht kimseleri de bir nimet gelirse nimet ulaşırsa bu kimselerin nimeti inkar ederler. وعند المصيبة متسخط معترض على قضاء القدر. Aynı zamanda kendilerine herhangi bir bela ve musibet geldiğinde öfkelenirler Allah'ın kaderine karşı. Öfke izhar ederler. وتجدوا نصر عافية السلام مقيم على المعاصي ولا يستغفر ولا يتوب. Aynı zamanda da günah işlediğinde bu günah üzerinde ısrarcı olur ve istiğfar etmez, bağışlanma dilemez Allah'tan. Vallahu alem.